Evet, merhaba değerli öğrencilerimiz. Canlı yayında Doğu ve İnsan'a TYT'nin ilk konusuna giriş yapmıştık. E, not alamamıştınız. Şimdi not almanız için videosunu da gönderiyorum arkadaşlar. Mutlaka not alıyoruz. Ne demiştik? Doğa ve İnsan coğrafyanın kolay konularından ama mutlaka her yıl soru geliyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Doğal ortam neydi arkadaşlar? Doğaya oluşturan ortamların birbirleriyle etkileşimi doğal ortam olarak adlandırılıyor. Doğal ortam muhteşem dörtlü dediğimiz bakın arkadaşlar burası önemliydi. Muhteşem dörtlü dediğimiz litosfer yani taş küre, atmosfer hava küre, hidrosfer su küre, biosfer canlı küreydi. Taş küre dediğimiz yer kürenin katılaşmış üst kısmı. İşte biz arkadaşlar şu litosferin üstünde yaşıyoruz. Yaşamımız burada devam ediyor. Sürekli denizin üzerinde, suyun üzerinde yaşama şansımız yok. Atmosfer hava küre havadan nefes alırız. Hava olmazsa yaşayamayız. O yüzden atmosfer hava küre canlı hayat için çok önemli. Hidrosfer su küre. Su olmadan insan dahil hiçbir canlı yapamaz. O yüzden su önemli. Biyosfer canlı küre. Diğer canlılar arkadaşlar. Yani ney bunlar? Bitkiler, hayvanlar, küçüklü büyüklü organizmaların hepsi. Doğal olarak muhteşem dörtlü dememizin sebebi arkadaşlar. Bunlardan biri yoksa diğer üçünün olması bir anlam ifade etmiyor. Hayatın devamlılığı için, canlı hayatının devamlı, devamlılığı, için o yüzden muhteşem dörtlü olarak adlandırdım. Şimdi dikkat. Doğal şartlar altına gelişen olayların oluşturduğu ortama doğal ortam denir. Yani ovalar, platolar, akarsular, vadiler, yağmurun yağması, karın yağması, rüzgarın esmesi bunların hepsi doğaldır arkadaşlar. İnsanın hiçbir etkisi yoktur. O yüzden buna biz ne dedik? Doğal ortam dedik. İnsanın yeryüzünde gerçekleştirdiği bütün faaliyetleri oluşturan ortama da beşeri ortam deriz. Yani köprüler, binalar, şehirler, tüneller. Kısaca insanın yaptığı her şey beşeri faktördür. İnsanın yaptığı her şey beşeri faktör olarak adlandırıyoruz değerli öğrencilerimiz. Şimdi geldik şu noktaya. Doğal ortam ile beşeri ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş yaşam alanında coğrafi konum diyoruz. Arkadaşlar canlı yayında da bahsetmiştim dikkat çeksiniz. Bazen doğa insanı etkiler. Bazen ise insan doğayı etkiler. Bakın bu etkileşim önemli. Bazen doğa insanı etkiliyor. Bazen de insan doğayı etkiliyor. Bu etkileşim bazen olumlu, bazen olumsuzdur arkadaşlar. Mesela sorar sana aşağıdakilerden hangisine insanın doğayı etkilemesine olumlu örnektir ya da olumsuz örnektir. Olumlu örnek insan doğayı, milli park yapması, o bölgeyi koruması, o bölgenin hayvanını, bitkisini, gölünü, akarsuyunu koruması insanın doğayı etkilemesine olumludur. Ama orman yangınlarının çıkması, heyelanların arttıran ağaç, tetikleyen erozyonları tetikleyen ağaçların kesilmesi, o bölgedeki canlıların yok edilmesi insanın doğaya olumsuz etkisini örnektir ki özellikle arkadaşlar lütfen not alın burayı. Sanayi devrimiyle birlikte insan artık doğa karşına daha üstün hale gelmiş doğayı kendi lehine çevirmeye başlamış. Ve böylece maalesef artık ekosistem kendini yenileyemez dinamik yapısını kaybeder duruma gelmiş. Ve bugün salgın virüsler dünyada artık daha fazla isminden bahsettiriyorsa bu ekosistemin Doğanın dengesinin bozulduğunu gösteriyor ki bozan biziz arkadaşlar insanoğlu. Aman buna dikkat ediyoruz. Dedik. Doğanın insana etkileri, ee, doğa sürekli bizi etkiliyor. Mesela, e, özellikle arkadaşlar Venedik'te su seviyesinin her geçen gün yükselmesi, ee, insanlar suyla yaşamaya alışmış. Veya çöl bölgelerindeki insanların giyimini ona göre yapması. Ekvatoral bölgedeki insanlar daha ince giyinmesi. Kutup bölgelerindeki insanların daha kalın giyinmesi doğanın bize etkisini örnek. Bakın bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Ekvatoral bölgede insanların ince giyiniyor olması. Kutup bölgelerinde insanların kalın giyiniyor olması doğanın bize etkisini örnek. Çünkü Ekvator sıcak, ince giyiniyor. Kutup'lar soğuk, kalın giyiniyor. Bunun gibi. Diğer bir etken ne demiştik. İnsan doğayı etkiliyor. Biz doğayı sürekli etkiliyoruz. Bazen olumlu etkiliyoruz, bazen olumsuz etkiliyoruz ama genellikle de arkadaşlar olumsuz etkiliyoruz. Ee, diyebiliriz. Geldik coğrafyanın tanımına arkadaşlar. Coğrafya nedir? Coğrafya doğal ve beşeri olayları insanla ilişkilendirerek açıklayan bilimdedir, bilim dalıdır. Arkadaşlar, coğrafyanın merkezinde biz varız, insan var. Lütfen dikkat et. İnsan varsa orada coğrafya var. İnsan yoksa orada coğrafya yok arkadaşlar. O yüzden doğal ve beşeri olayları insanla ilişkilendirerek açıklayan bilim dalına coğrafya diyoruz. Coğrafyanın 5 temel unsuru vardır arkadaşlar. Bunlar nelerdir al hocam? Konum, yer şekli, hareket, fiziki ve beşeri ortam, bölge. Bunlar coğrafyanın 5 temel unsurudur arkadaşlar. Konum bulunduğu yer örnek veriyorum. Yer mekan nerede? Türkiye'de. Türkiye'de nerede? Hareket İşte nereden nereye gelmiş insanoğlu? Veya nereye gidiyor? Bölgesi. Bölgesindeki İklim, bölgesindeki akarsu, bölgesindeki toprak, bölgesindeki ağaç bunlar hepsi insanla ilişkilendirerek coğrafyanın beş temel unsuru olarak adlandırıyoruz. Geldik arkadaşlar bugünkü e, videomuzun son alt başlığı coğrafya bilimini ikiye ayırıyoruz. Fiziki coğrafya, beşeri coğrafya. Fiziki coğrafya dediğimiz arkadaşlar doğal olan coğrafyadır, doğal coğrafya. Fiziki coğrafya doğal olan coğrafyadır. Beşeri coğrafya insanın yaptı. Mesela nüfusu insan yapar, yerleşmeyi insan yapar, tarımı insan yapar. Ama fiziki olan dağlar, ovalar, akarsular, vadiler bunu insan yapmaz. Doğada kendiliğinden oluşmuştur. Ona da fiziki coğrafya diyoruz. Fiziki coğrafya, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyo coğrafya olarak dörde ayrılıyor. Hocam kartografya da var. Arkadaşlar kartografya yeryüzünü çiziyor. Yeryüzü fiziki coğrafya. Ama Yer yüzünü haritaya çizen kim, haritayı yapan kim insan. O yüzden kartografya beşeri coğrafyadır. Kartografya çünkü harita. Şimdi bunlara değineceğiz. Jeomorfoloji nedir? Yer yüzü şekillerini inceleyen bilimdir. Arkadaşlar, jeo yer demektir. Morfoloji şekil, yer şekli. Dağlar, ovalar, akarsular, vadiler, platolar bunlar jeomorfolojinin konusudur. Jeomorfolojinin yararlandığı bilimler ise arkadaşlar Jeoloji yer bilimi, pedoloji toprak bilimi. Bakın şurada görüyorsunuz. Petrografi taş bilimi, jeofizik yer fiziği bilimi. Bunlar jeomorfolojinin yararlandığı bilimlerdir. Bazen sorar. Toprak bilimi nedir? Pedoloji, ped. Taş bilimi petrografi. Veya yer bilimi jeoloji. Buna dikkat edin. Yani arkadaşlar, jeoloji yer bilimi. Jeoloji yerin altını inceliyor. Jeomorfoloji yerin üstünü inceliyor. Bakın arkadaşlar. Jeomorfoloji yerin üstünü inceliyor. Dağlar, ovalar, akarsular, vadiler. Jeoloji yerin altını inceliyor. Deprem, volkanizma, tsunami gibi. Aman dikkat. Klimatoloji. Arkadaşlar klima iklim demek. E, loji bilim demek. Klimatoloji iklim bilimi. Atmosfer ve hava olaylarının basınç, sıcaklık, rüzgar gibi değişimleri işte Akdeniz iklimi, Muson iklimi, çöl iklimi denildiğinde aklımıza klimatoloji gelecek. Yani kısaca atmosfer ve hava olaylarının hava metroloji bültenlerinden biliyoruz. Atmosfer hava olaylarını inceleyen bilime klimatoloji denir. Dünyada nerede hangi iklim var? İşte Akdeniz iklimi nerede, okyanusal iklim nerede, ekvatoral iklim nerede, özelliği nelerdir denildiğinde aklımıza doğal coğrafyanın, fiziki coğrafyanın alt başlığı klimatoloji aklımıza gelecek. Devam ediyorum. Hidrografya. Arkadaşlar hidro su demek sular coğrafyası. Suların, denizlerin, göllerin, akarsuların ve bunun etkileri hidrografya konusu içerisinde yer alır. Özellikle arkadaşlar burada bir şeye dikkat. Sağ tarafa yer alandı bilimler. Hidroloji su bulumu. Oseanografya, okyanus deniz bilimi, limnoloji, göl bilimi, potamoloji, akarsu bilimi, Dikkat edin arkadaşlar. Bir daha tekrarlıyorum. O okyanus ve deniz bilimidir. Limlo göl bilimidir. Pedamoloji akarsu bilimidir. Yani hidrografya su biliminin yararlandığı diğer bilim dalları olarak adlandırıldı. Biyo coğrafya. Biyo canlı demek. Canlı coğrafyası. Bitkiler, hayvanlar, büyüklü, küçüklü mikroorganizmalar. Dolayısıyla yararlandığı botanik bitki Zo hayvan. Unutmayın arkadaşlar. Botanik bitki bilimidir. Zooloji hayvan bilimidir. Karşınıza çıkabilir. Bunu da notlarımız arasını aldık. Kartografya harita çizen kişilerde yeryüzünün bütününü ya da bir bölümünün düzleme aktarılma tekniklerini veya haritadan yararlanma esaslarını inceler. Yararlandığı bilimler matematik, geometri, istatistik gibi. Ama ya haritayı çizen harita. O yüzden harita beşeri coğrafyadır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Geldik. Yerleşme. Yerleşmelerin gelişimi, toplu yerleşme mi, dağınık yerleşme mi, köylerde mi, şehirlerde mi? Kısaca yerleşmeyi yapan insandır, beşeri coğrafyadır arkadaşlar. Yerleşme coğrafyası, beşeri coğrafyadır. Nüfus coğrafyası, nüfusun özelliklerini, dağılışını, değişimini, hareketini, doğum nasıl, ölüm nasıl, genç mi, bebek mi, yaşlı nüfus mu daha fazla gibi nüfusla ilgili bilim nüfus coğrafyası olarak adlandırıyoruz. Yani nüfus coğrafyası da beşeri coğrafya olarak değerlendiriyoruz ekonomi coğrafyası, tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, ticaret, turizm gibi ekonomik değeri olan ekonomik coğrafya olarak adlandırıyoruz. Örneğin Türkiye'de tarım nerede yapılır? Hangi bölgelerde hangi tür tarım vardır? Hangi bölgelerde hangi tür hayvancılık yapılır? Hangi bölgelerde ne tür turizm vardır? Gibi bu tür ekonomik faaliyetleri ekonomik coğrafyası inceler. Yani beşeri coğrafyadır. Ekonomik coğrafya arkadaşlar unutmuyoruz. Siyasi coğrafya. Siyasi demek arkadaşlar sınır. Ülkelerin sınırları. Ülkenin içerisinde il sınırları, ilçe sınırları. Bunlar sınırla alakalı siyasi coğrafya olarak adlandırıyoruz. Değerli öğrencilerimiz burada şuna dikkat edin ama siyasi coğrafya yani sınır coğrafyası zamanla değişebilir. Mesela bugün Suriye'de bir iç savaş var. Belli ki Suriye 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünecek. Yani sınırı değişecek. O yüzden siyasi coğrafya sürekli kendini güncellemeli. Çünkü her ülkenin sınırı her zamanki gibi sabit değil. Ya büyüyebiliyor ya da küçülebiliyor. O yüzden siyasi coğrafya zamanla çabucak güncellenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar coğrafyanın ilkelerinde kalıyoruz. Ee, bir diğer canlı yayınımızda yani yarınki salı günkü canlı yayınımızda coğrafyanın ilkelerini işleyeceğiz. Lütfen not alın. Aldığınız notları bana atmayı unutmayınız.